geldiğinizde bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü birkaç arkadaşımız da bize sordu, Yunar Bey, ne yapıyoruz, neredeyiz, ne zaman başlayacağız. Onun için hep beraber oturup size bir bilgilendirmek istiyoruz. Hamdolsun söylediğimiz gibi projemizde tüm süreçleri bitti. Yani resmi süreçleri, ruhsat süreçleri ve proje geliştirme süreçleri bitirdik. Ve şu anda başlamak durumundayız. Şu anda projemizde 10 talep toplamaya başladık. Ve söylediğimiz gibi lansmanımız kısmet olursa Eylül'ün sonu, Ekim başı da yapacağız. Onun için son geldiğimiz bilgileri size paylaşmak isteriz. Biliyorsunuz bizim burada projemizde yatırım, arsa yatırımımız yaklaşık 250 milyon dolar bir proje ve arsa geliştirmeye yaptık geçtiğimiz günler. Ve önümüzdeki 36 ay içerisinde projenin inşaat sürecinde yaklaşık 1 milyar TL bir yatırım hacmimiz olacak. Ve hamdolsun bizim projemizde hem bölge açısından hem İstanbul'umuz açısından da gördüğümüz gibi en büyük bir yatırım projesi bugün de söz konusu. Ayrıca bizim projemizde tek parsel üzerinde kentsel dönüşüm bugün İstanbul'umuzda belki en büyük bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleşmiş bulunuyoruz bugün. Bizim projemiz lokasyon olarak da hepimiz biliyoruz gerçekten de Zeytinburnu bölgesi İstanbul, hem İstanbul tarihi yarımadası hem İstanbul genel olarak bir merkez olarak oluşuyor. E5'in cephesinde ve yaklaşık bu çevrede 3 milyon kişi yaşıyor. Ayrıca burada bir yanımızdaki bir sanayi bölgesi, 400 bin kişi çalışan bir sanayi bölgesi de vardır. Ve ulaşım açısından da bizim projemizde hem metro hattı, metrobüs hattı, ayrıca hızlı tramvay da yakınımızda ve sadece Avrupa yakası için ulaşım değil de Anadolu için ulaşım da yakın çünkü hemen yanımızda Avrasya Tüneli ve İDO iskelesi. Onun için ulaşım açısından da burada gerçekten de önemli bir lokasyon. Ayrıca E5 hattı hepimiz biliyoruz şu anda gelişen bir hat ve İstanbul'daki gerçekten en önemli bölgelerini bağlayan bir hat. Eğitim açısından baktığımız zaman burada yaklaşık 100 bin tane öğrenci yaşıyor. Değerli üniversiteler de burada hattımızda da var. Yani buradaki bizim hem yakınımızdaki İstanbul Yarımadası sadece İstanbul değil dünyada her yerde ziyaret edilen müzeler ve spor alanları. Bununla beraber biz bu değerli yer, bu değerli lokasyon uzun sürelerde çalıştık ve İstanbul'daki en değerli mimari ofisi Tabanoğlu Mimarlık Ofisi ile çalıştık. Ve hamdolsun projemizi de bitirdik ve iyi bir konsepte yaptık diye düşünüyoruz. Projemizde arkadaki planda gördüğümüz gibi hem lokasyon açısından da içi de önemli bir hale getirdik. Projemiz bugün de iki bölümde oluşuyor. Bir özel bir bölüm yaklaşık projenin %70'i konut projesi. Ayrıca kalan kısmı kurumsal da bir ticari bir alan olacak. Buradaki herkese açık. Hem buradaki projemizi yaşayanlar hem dışarıdaki olanlar yaşıyoruz. Unite adedi toplam bağımsız unite adedi 2182 unite. Bunlar içerisinde yaklaşık 1736 konut, 279 de residans ve kalanları ofis ve ticari alanlar olacak, ticari üniteler olacak. Projemiz hep aile odaklı olarak, hep oturumlu olarak oradaki biz tasarladık ve yapıyoruz. Onun için özellikle konut kısmı hep büyük daireler ve rahat ailede oturabilecek daireler. Zeytinburnu alandaki burada dediğimiz gibi merkezi alan olduğu için hem kira getirisi olacak hem ikinci el satışı hareketli bir alan. Onun için burada yatırımcı da bir şekilde biz hitap ediyoruz yani burada kalmak için. 3+1 orta yani 3+1 ile 4+1 bir yoğunluk bir dairemizde olacak.
şehrin içinde de olan bir proje ama gerçekten proje içerisinde özellikle iç çağlı girdiğiniz zaman da şehirden uzaklaşmış oluyorsunuz. Az katlı binalar yaptık. Projemizde 5 katlı ve 10 katlı ve 12 katlı binalar sadece yaptık. Bu şekilde şehrin hem bölgemizdeki tarihi Yadım Adası hem E5'in silüetini güzelleştirecek de bir proje olacak. Sosyal alanlarımızda 2 tane avlumuz da var. Biri sadece oturanlar için bir özel bir avlu. Ayrıca diğer çevredeki halkı da açık bir avlu olacak. Trafikten de ardarılmış bir proje olacak. Yani çünkü burada alan uzun yıllarca, 70 yıllarından bu yana tasarlanmış, girişi çıkışı kolay olsun tasarlanmış. Siz de geldiğiniz gibi hemen E5'ten hızlı bir şekilde hiçbir yoğunluk oluşmadan projemizde de girmiş oluyorsunuz. Onun için biz hamdolsun burada yoğunluk konusunda tam tersini biliyorsunuz. Bu projenin eski hali ağır vasıtalarda yüzlerce ağır vasıta girip çıkan bir yer. Biz şu anda Allah'a şükür burada hem E5 hattında hem bölgede olarak da yoğunluk da aslında hafifleşmiş oluruz ve bizim projemiz hiçbir yoğunluk oluşmadan direkt projemiz girmiş oluruz. Projemiz yaklaşık yer üstündeki inşaat alanı 265 bin metre bir inşaat alanımız da var. Ama toplam alanı yaklaşık 492 bin metre. Bu şu anlama gelir. Yerin altında yaklaşık 3 kat bir alan inşaat yapıyoruz. Tüm kapalı otoparklar ve tüm sosyal alanlar ve şehir hep yerin altında yapıyoruz. Onun için yerin üstünde tamamen yeşil alan ve tamamen insanlar da rahat olabilecek. Yeşil alan bizim bu projemizdeki en önemli çalıştığımız konular gerçekten yeşil alan konusunda. Yaklaşık 52 bin metre bir yeşil alan söz ediyoruz. Ve gerçekten de bugün bunu İstanbul'daki böyle bir alanda yaratmak, böyle bir alanda sunmak kolay değil. Ama hamdolsun bizim projemizde ve bizim alanımız yaklaşık 146 bin metreden gelen bir alan olduğu için zaman içerisinde E5 cephesinde yaklaşık bir 22 bin metrede bir yeşil alanda ayrılmış. Hem projemizle E5 cephesinde yaklaşık bir akustik bir alan oluyor. Hem güzel açısından da bir şey alıyor. Projemiz öbür tarafta bizim terk ettiğimiz yaklaşık 18 bin metre bir yeşil alan. O da kamu açık ama biz akzirvar olarak da bu yeşil alan kendi projemiz gibi güzel bir hale getireceğiz. İç alanımız var. Sadece buradaki projenin de oturmuş alanlar yaklaşık 18.200 metrede iç bir avlu. Yani bugün de 3 tane veya hatta 4 tane futbol sahası hayal edebileceğimiz bir alan. Yanımızdaki zaten görüyoruz şu andaki açık alan tamamıyla bir yeşil alan. Amacımız böyle gerçekten de İstanbul içinde de olduğumuz rağmen bu proje girdiğimiz zaman da biz tamamen dışarıdan ayrılmış oluyoruz. Biz tabii burada bu yeşil alanlar ve peyzaj alanlar İstanbul'daki en değerli firmalarından çalışıyoruz. DS Mimarlık. Ödüllü bir firma ve gerçekten de güzel bir çalışmalar yaptı. Onlarla devam ediyoruz. Projemiz kısmet olursa 36 ayda içerisinde bitirmeye planlıyoruz. Ama bildiğiniz gibi biz açıkçası bu zaman yönetmek ve kalite yönetmek Strada denedik ve hamdolsun bizim Strada projemizde 21 ay inşaatını bitiriyoruz. Ayrıca satışı yaklaşık 11 ay içerisinde birinci etabımızı satmış bulunuyoruz. İkinci etapta ona göre şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Kısmet olursa bizim burada ne kadar biz 36 ay diyorduk ama inşallah biz bu süre içerisinde daha hızlı, daha erken bitirmeye planlıyoruz. Bizim grubumuzda Türkiye'de biz yaklaşık 27 yıl şu anda çalışıyoruz. Katılımlarımız devam ediyor. Ama biz yaklaşık uluslararası 50 yıldır inşaat malzeme üzerinde çalışan bir grup. Onun için burada projemizde
inşaat malzeme konusunda, kalite ve marka konusunda ve sunacağız ve onu projemizde de inşallah onu aktaracağız. Fiyat konusunda bir soru gelebilir. Onun için fiyat İstanbul'da burada bir dengede ayarlandığı zaman da fiyat konusunda bu E5'in kanalındaki şu andaki tüm brojeler yaklaşık 8 ile 12 bin TL bir fiyat şu anda ulaşıyor. Biz de çıkış fiyatımızda yaklaşık şu anda biz 8-9 bin TL düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde tabii bir artış söz konusu olacak. Ama biz düşünüyoruz burada hem değerlerimizde hem bu fiyatta da gerçekten de ulaşır bir fiyatta olacak. Çünkü İstanbul'daki merkezinde böyle bir proje yapmak hem arsa maliyet açısından gerçekten de yansıtıyor. Ama bunu bir şekilde maliyeti yönetmek ve zamanla beraber müşterimiz inşallah daha iyi bir yansıtacağız ve daha hesaplı hale getireceğiz. Söylediklerimiz için genel olarak da bunlar da söylemek istiyoruz. Ama tabii gelen sorularda biraz daha detaylı da konuşabiliriz. Amacımız burada başladığımız süreci biz size bilgilendirmek ve kısmet olursa inşallah tabii projenin hakkında daha detaylı bir bilgi ve daha şeyler ise hem bizim buradaki bu ofisi şu anda geçici bir satış ofisi olarak kullanıyoruz. Ama kısmet olursa bizim aşağıdaki satış ofisimizde olacak. İnşaatını da başladık. İnşallah Eylül sonu veya Ekim başı lansmanımızda artık tüm detayları size de sunmuş oluruz. Projenin adı biz tabii bu projede çalışırken de biz farkındayız. Biz İstanbul'daki Yarımadası ve Tarih Adası da çalıştığımız için projenin hem proje konseptini hem proje adını gerçekten de çok çalıştık, çalışıyoruz. Kısmet olursa proje adı lansman döneminde paylaşmak daha uygun görürüz. Ama proje adı ve proje konseptini hepsini bitirmiş oluruz aslında. Proje tek etap halinde. Projemiz aslında tek bir etap olarak görebilirsiniz ama bir iki tane bölüm var. Bir konut bölümü var. Bir de kurumsal ve ticari bölümü var. Biz inşaat yaparken de hepsini başlayacağız. Ama teslim biz ilk olarak konutlar teslim etmeye planlıyoruz ilk olarak. Ama temennimiz proje tamamıyla bitirmek istiyoruz. Yani herhangi bir bizim istirade gibi üç etaplı ayrı bağımsız bir etaplar olmayacak tabi. Çünkü tek alan, tek parsel öyle olacak inşallah. Efendim bir sorabilir miyiz? Buyurun efendim. Öncelikle projeniz hayırlara vesile olsun. Benim adım Hüseyin Çetiner. Gazetemiz ve televizyonun merkezi burada, komşuyuz. Zeytinburnu kitabının da yazarıyım. Gerçekten sahil aksı ve E5 aksı Zeytinburnu'nun en önemli iki yeri. Sizin de projeniz çok önemli Zeytinburnu için. Ambarlarda gelen, biraz önce bahsettiğimiz araçlar Zeytinburnu sokaklarına çok zarar veriyordu. Artık çekemiyordu. Bu Zeytinburnu için çok güzel bir proje olacak. Ben teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum ben. Zeytinburnu ve Mertek tekstil sektörü ağırlıklı bir bölge. Özellikle bize gelen, çünkü daha önce birkaç haber yapmıştık sizinle alakalı. Tekstil firmalarının sahipleri acaba özel bir proje yapacaklar mı tekstil sektörü için? Çünkü bu çok önemli. Mertel hemen yanı başınızda. Yıllar önce Sultanhamam neyse tekstil, bugün de Zeytinburnu o. Tekstil piyasası için özel bir çalışma düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Sağ olun. Yani bizim projemiz Lalhane açıkçası herkese açık bir proje. Tabii burada söylediğiniz gibi gerçekten de bizim bölgemiz Zeytinburnu ve biz Zeytinburnu mücavir alanlar, ciddi markalar da var. 400 bin kişi çalışan bir alanımız da var. Bizim sektör olarak da tabii sektöre karşı bir özel bir yaklaşımımız olacak proje açısından ama genel olarak da burada Zeytinburnu biz birkaç yerde de çalışıyoruz. Eğer siz bir ileride bir başka bir proje yapacağımız, biz hem sanayi bölgesinde karşı tarafta hem bizim Zeytinburnu'da arka taraflardaki bölgeler, yandaki bölgeler çalışmaya devam ediyoruz. Kısmet olursa da bu bizim akziv olarak tabii
Türkiye'de uzun vadeli çalışmak için yolumuzda başladık ve şu andaki yeni bir hocamız inşallah söz konusu olacak. Yapacağınız diğer projeler diyorum. Kendi arsa stoğunuzdan mı olacak yoksa kentsel dönüşüm mü yine? Bizim tercihimiz aslında ilk başladığımız hep kendi portföyümüz arsalarda üzerinde çalışıyoruz. Çünkü daha rahat hareket edebilmek ve bizim hamdolsun bizim finansal imkanımızı kullanarak. Ama tabii kentsel dönüşüm biliyoruz. Son zamanında kentsel dönüşüm gelen mevzuat değişikliği artık yapabilir hale geldi. Biz de kentsel dönüşüm aslında çalışıyoruz. Bizim alanımız aslında buradaki şu andaki söz ettiğimiz Topkapı projemiz de gerçekten kentsel dönüşüm alanı. İnşallah kentsel dönüşüm alanı artık onu açık oldu ve gelen mevzuatlarla bir takım değişiklikler oldu ve olumlu hale geldi. Kentsel dönüşüm projelerimizde bir iki alanda çalışıyoruz aslında şu anda. Kısmet olursa inşallah bu sene sonuna doğru onlar da netleşir size açıklayacağız. Teşekkürler. Bir bölge söyleseniz bari. Valla aslında İstanbul'da tamamıyla kentsel dönüşüm bölgesi sayılabilir. Çünkü biliyorsunuz yani kentsel dönüşüm sadece bir yatırım amacı değil. Türkiye'de için, İstanbul için bir ihtiyaç. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanı söz ettiği gibi yeni bir imar yönetmelik gelecek. Kısmet olsa inşallah İstanbul'da özel bir imar yönetmelik olursa kentsel dönüşümü tam önünde açılmış olur. İstanbul'da yaklaşık 80 bin konut dönüşüm gerekir. Bizim tabii tercihimiz merkezi bölgeler. Yani şu andaki Zeytinburnu'da bir çalışmamız da var. Meslek bölgesinde bir çalışmamız da var. Ama İstanbul'da gerçekten de iyi fırsatlar var, inanıyoruz. Ve yeni gelen mevzuat değişikliğiyle artık daha rahat hareket edebiliriz, inanıyorum. Eyüp İyi Gün Emlak Metrekare, hayırlı olsun öncelikle. Ruhsat alındı mı, kesin satışta mısınız, ön talep mi toplanıyor Ekim ayına kadar, kesin satışa çıkana kadar? Bu konuda bir bilgi istiyorum. Bir de sizin yabancılara satışlarınız, diğer projelerinizde iyi olduğunu biz duyuyoruz. Sizin bulunduğunuz konumdan dolayı. Buraya da bir yabancı ilgisi özellikle Körfez tarafında var mı? Ön çalışmalarınız bu konuda bilgileriniz. Ruhsat konusunda biz 28 Eylül 2017 ruhsatımızı aldık. Onun için buradaki tüm süreçlerde artık rahat. Sadece biz şu anda arkadaşlarımızla satış ve pazarlama arkadaşları da son çalışmaları yapıyoruz. Satışa yönelik çalışmalarımızı da bitirmek üzereyiz. Zaten 10 taraf başladık. Bizim bu ofiste artık bu saatten sonra 10 taraf da üzerinde çalışacaklar. Lansman döneminden makul bir süre içerisinde 10 satışlarda başlayacağız ve devam ediyoruz. Şu anda onun için önümüzde bu konuda açık. Yabancı satışlar konusunda ben bunu şunu bir söylemek istiyorum, başlamak istiyorum. Türkiye'de yabancı satışlarda 2012 bu mutakabiliyet yasası ile beraber bir hız kazandı. Çalıştı. Yalnız 2015, 2016 ve 2017 biraz azaldı. 2017 hatırlıyorsunuz 1 milyon 400 konut Türkiye'de satıldı. Yabancılara satılan 22 bin konut. 2018'de ilk 2 ayda 192 bin konut satıldı. Yabancılara satılan 3700 kusur. Yani hala yabancılar satışı %2. Aslında rakam az. Ama bu son yeni gelen çalışmalar ve mevzuat değişikliği ve yani hem vatandaşlık konusunda hem KDV indirimi vesaire inşallah hızlandıracağız. Onun için yabancı satışı biz hala istediğimiz seviyede aslında gelmiş değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda olacak ve İstanbul'da gerçekten de ben şunu söylemek istiyorum. Kurumsal yatırımcılar geliyor, çalışıyor bizim gibi çalışanlar. Bireysel yatırımcılar da inşallah bundan sonra daha hız kazanacak. Biz sırada Türkiye'de, İstanbul'da açıkçası %2'nin üstünde. İstanbul'da genel olarak yabancı satışlar %6, %7. Biz de o oranda satıyoruz ama genel olarak da bölgeler bölge değişiyor. Şimdi Zeytinburnu bu bölgede daha çok biz bölgenin sakinleri ve tüm İstanbul'da halkları daha çok biz hitap ediyoruz. Çünkü merkezi bir yer. Ama tabii satış ofisimiz de açık. Yani muhtemelen bu bölgede yabancıda satışlar %6, %7 olur. Bahçeşehir bölgesinde %10, %15 statüsünde.
Biz de daha çok tüm projelerimizde yerli müşterimizde ve İstanbul'daki müşterimiz, çünkü gerçekten de bu yerin değerini bilen onlardır ve bu lokasyonu önemi değeri veren onlardır. Yani bu şekilde. Söylediğimiz gibi biz Türkiye'de uzun yıllarda buradayız, çalışıyoruz ve son yıllarda da yatırımımızı da hızlandırdık. Biz Türkiye'de güvenilir bir liman olarak görüyoruz. Ve Türkiye'nin biz açıkçası günlük ekonomik değişikliklerde bakmadan, çünkü günlük ekonomiler değişen, Türkiye değişken bir yapı, devlette oturmuş bir devlet mantığı da var ve bölge açısından baktığımız zaman da gerçekten hareketli bir bölge. Biz uzun vadeli baktığımız zaman da Türkiye'de hamdolsun tüm olaylar rağmen, yani iç olaylardan 2015'teki seçimler, 2016 15 Temmuz olayı, 2017'deki bugündeki seçimlerinde, ama ona rağmen Allah'a şükür hem genel olarak ekonomimizde büyümede görüyoruz. Bu bize rahatlatıyor. Hem sektörümüz şu anda inşaat ve gayrimenkul sektörü hep ilerliyor. Yani her yıl bir önceki yılda rekor kırarak da satış gerçekleşiyor. Bunlara bakıyoruz ve bunlara önem veriyoruz. Tabii kısa günlük, yani kısa ekonomik dalgalar, siyasi dalgalar doğal olarak, yani Türkiye'de sonuç olarak da gelişen bir ülke, önemli bir konuda olduğu için siyasi gelişmelerde her zaman da var, ama bunları baktığımız zaman da geçmiş yıllarda ve önümüzdeki baktığımız yıllarda ve verilerde Allah'a şükür hem ekonomimizdeki istikrarımız da var, büyüme devam ediyor. Onun için bizim bir yabancı bir yatırımcı olarak bu bizim için tatmin eder bir konu. Tam tersini bize açıkçası teşvik eden bir konu. Çünkü bölgemizde bakıyorsunuz, yani Türkiye'de Orta Doğu baktığımız zaman da gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Batı baktığımız zaman da ekonomik bir duraklama var. Burada bu tüm olaylara rağmen biz hala ilerliyoruz ve büyüme gerçekleşiyoruz. Bu benim için bir yabancı yatırımcı açıkçası olarak da güven veren bir konu ve biz doğru bir karar aldığımızda bize teyit ediyor. Onun için o konularda Allah aşkına hiçbir tereddüdümüz yok. Yani yolumuzda devam ediyoruz.